Hanım Bey, özellikle hoş geldiniz. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Gaziantep AK Parti milletvekili aday adayım. Adım Kenan Öztürk. Peki Kenan Bey, siyasi hayatınıza ne zaman başladınız? Siyasi hayatımıza 1992 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladım. Kısa bir dönem ilçe başkanlığı yaptım. Başarıyla Alparslan Türkeş rahmetli olduktan sonra Devlet Bahçeli genel başkan olduğunda Süleyman Uçar tarafından atanmıştım. Bu beylerimle ikinci kez tekrar siyasi hayatımı AK Parti'nin kurucusu çok değerli liderimiz şu anda Cumhurbaşkanımızın AK Parti'yi kurmasıyla Arıl Beldesi'nde AK Parti belde başkanlığına atandım. Başarılı bir çalışmamdan dolayı Arıl'da CHP'nin kalesini yıktık. AK Parti'nin çıtasını orada yükselttik. Kenan Bey, herkes sizi vatan bayrak sevdalısı olarak tanıyor. Yapmış olduğunuz hizmetleriniz var. Bunları bize kısaca anlatır mısınız? Evet, anlatayım. Şimdi vatan, bayrak, ezan sevdalısı dilde olmaz. Vatan, bayrak, ezan sevdalısı yürekte olur. O bizim yüreğimizde, kalbimizde. Ben vatan, bayrak, ezan sevdası için canımı seve seve veririm. Gözümü kırpmadan veririm. Bazı arkadaşlar elini kor. Ben de gövdemi korum. Bunu Allah biliyor, şahidim Allah. Peki en çok hoşuna gelen arkadaşlarınız, sizin bir kelimeniz var. Küçük kızlar gelin olmasın, okusun, başarılı birer bayan olsun, ayaklarının üzerinde dursun diye bir söyleşinizi dinlemiştim daha önce. Peki bu küçük kızlarımız gelin olmasın, ayaklarının üzerinde dursunlar diye neler yaptınız? Bize bir açıklama yapar mısınız? Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki biz de köylü çocuğuyuz. Köyde okul, lise olmadığından dolayı bu genç kız kardeşlerimiz 14-15 yaşında ve 16 yaşında her neyse bunlar evlenmek mecburiyetinde kalıyorlar. Biz de ne yaptık? Bu kız kardeşlerimiz bizim için çok değerli. Bunlar her biri bir anne adayı. Biz ne yaptık? Kırsal kesimleri seçerekten bir tanesini Arıl kasabasında benim doğduğum yerde 1994 yılında Arıl'da Kenan Öztürk Lisesi'ni yaptık. Şimdi ise Kenan Öztürk Lisesi'nden okuyanlar doktor, hakim, savcı oldular, öğretmen oldular. Biz bunlardan iftihar ediyoruz. Çünkü bu okuldan çıkan kardeşlerimiz başarıya ulaşmıştır. Başarılarını da o yörelerde insanlara hitap ederekten yardımcı olarak da yapıyorlar. Ondan dolayı da o başarılı arkadaşlarımıza, talebelerimize yürekten teşekkür ediyorum. İkinci lisemizi yine nerede yaptırdık? Kırsal kesimi seçtik. Acar Oba var, Adana yörüsünde. Değerli halkım, ikinci lisemizde orada yaptırdık. Allah'a şükür şu anda üniversite Erzincan ve Erzurum'da üniversiteyi kazanan kız kardeşlerimiz de orada okumakta. Bunlar hep belgeli. Buradan dolayı yine ben Acar Oba'daki Kenan Öztürk Lisesi'nin öğretmenlerine, müdürlerine ve muhtarlarına yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü onlar yürekten orada Türk ezan, bayrak, vatan sevdalıları insanlar orada. Onun için onları tebrik ediyorum. Ayrıca bir de Dereköylüler ve Türkmenler Dernek Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. Duyumlar aldığımıza göre sünnet ettiremeyen çocuklara sünnet şenliği yapıyormuşsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bize bir açıklaması yapıyor musunuz? Evet, açıklama yapıyorum. Sünnet işimize 1992 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetim kurulunda olduğum zamanlar, o zaman sünnet çok önemliydi. Yani nasıl önemliydi? Sünnet olmak için çok bir masraf gidiyordu. Vallahi ve billahi 18 yaşında çocuk çok biz yanımıza geldi, onları sünnet ettirdik. Tabii ki 18 yaşında bir çocuk neden sünnet olmamış, yoksulluktan olmamış? Ben şunu söyleyeyim. Ben yoksulların yanındayım. Ben garip, kuraba, kör, topal, dul, yetim insanların yanındayım. Bunu halk biliyor, benim yüreğim onlardan çarpıyor. Çünkü onlardan ben, onları ben yürekten seviyorum. Öyle tepeden bakmak yok.
Sen fakir ve garibana tepeden bakarsan Allah da sana tepeden bakar. Onun için yaratılanı yaratılanı ötürü sevmek mecburiyetindeyiz. Ama garibanın yanında olacağız. Peki Kenan Bey, engelli arkadaşlarımıza engelli demeyelim de onların da evlenmelerini ister misiniz? Birkaç kişiyi evlendirmişsiniz. Sözünü vermişsiniz. Evet. O engelli kahraman kardeşlerimiz diye hitap ediyorum. Onlar engelli ama kahraman. Her biri bir kahraman. Bizim gönlümüzde onların da ayrı bir yeri var. Bu arkadaşlarımızla biz toplantıda çok yaptık. Bu arkadaşlarımız, engelli kardeşlerimiz evlenmeye hazırsa kadın, erkek birbirini bulsunlar. Biz diş işaretini yaparım. Evliliğe hazırlarsa tüm masrafları benden. Allah şahit olsun. Zaten 3-5 tane bize şu anda müracaat var. Bu arkadaşlarımız kendileri tanıyorlar. En kısa zamanda onları da düğünü yapacağız. Peki Sayın Başkanım, Afrin'e de yardımlarınız oldu. Onlar da açıklamanı getirirseniz seviniriz. Şimdi vatan bayrak sevdalısı dedik de bunlar inanın ki kalpten olması lazım. İcraatını göster kardeşim, sen vatan bayrak sevdalısı diyorsun. Sayın Bazen ismini kullanmayayım, vekil adayları kardeşim. Ne yapmışsın sen vatan bayrak sevdalısı olarak da? Gel çıktı yarışmaya, seninle görüşecek miyim? Yarışacak, Allah yolunda yarışalım. Buyursunlar. Evet, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda komutanlarımla görüştüm. Dedim ki asker kardeşlerimizin neye ihtiyacı var? Onlar dedi ki Allah razı olsun kardeşim, bir ihtiyacımız yok ama ben dedim ki gönülden sevdalıyım ben, oralara bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Onlar dediler ki iç çamaşırı getir. Sayısı önemli değil. İç çamaşırı, tıraş takımı ve temizlik malzemelerini aldık, götürdük. Bir komutanla görüştük, bölük komutanı dedi ki ismini al, demir kesme makinesi. O lazım dedi, onu da aldık, götürdük, onu da teslim ettik. Bunların şahidi hem İlhan hem de Gaziantep Gaziler Dernek Başkanı Mehmet Yeter Bey ve Şehitler Dernek Başkanı Hamza Bey. Bunlar da beraber gittik arkadaşlar. Bunlar ispatlı, tespitli. Sayın Başkanım, siz mamulün peşinde koşan bir insan değilsiniz. Hatta Diyanet İşleri Bakanlığı'na da bir başınız olmuş açıkçası. Evet, değerli vatandaşlarım, değerli Gaziantep halkı. Bunları Allah biliyor. Biz bunları Allah rızası için yaptık. Arkadaşlar, Müslümanlar iyi bilir. Türkiye'nin %99'u Müslüman. Amel defteri diye güzel bir defter var. Biz amel defterine güzel sevaplar işletmek için yarıştayız. Allah hepimize nasip etsin. Evet, 24 tane bu Gaziantep'in içinde tüccar ve dairelerim vardı. Bunları Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez tarafından bizzat bunları tapu dairesine giderekten tapularını verdim. 24 tane tapuyu bağışladım. Buna hem Rakım Şahit hem Mehmet Takmazoğlu Şahit. Şahide gerek yok, Allah bizi yeter. Ve kimilerin tarafından kimlere bunları önderlik yaptı, kimlere teslim ettik? Türkiye Diyanet İşleri Başkanı eski Mehmet Görmez Bey'e. Sorabilirsiniz. Tespitli bunlar değerli arkadaşlar. Başkanım, anne ve babanızın adına da Kur'an kursu yaptırmışsınız. Evet. Annemin adına Arur kasabasında Emine Öztürk Kur'an kursu var. Babamın adına yine Gaziantep merkezde Özgürlük Mahallesi'nde Osman Üstürk Kur'an kursu var. Allah'a şükürler olsun. Allah herkese de nasip etsin. Babamı anamı rüyamda görmezdim. Bu Kur'an kursları yaptıktan sonra annemi babamı da rüyamda gördüm. Bundan güzel daha ne olabilir? Yani anladığımız kadarıyla siz şimdiden yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyorsunuz. Evet. Değil mi Kenan Bey? Evet. Ve şimdi bu çok önemli. Bu yapmış olduğum hizmetleri vergi ya da son olaraktan tek kuruş almamışım. 500 verip de 600 almamışım. Alın terim olan kazancımdan bunları yaptırmışım. Devletime, milletime hayırlı olsun, güle güle kullansınlar.
Sadece bize öldükten sonra Allah rahmet eylesin desinler, o. Başka bir talebimiz yok. Peki sayın aday adayım, son bir söz daha alabilir miyiz sizden? Ben halkımın, tabanın sesiyim. Halkımın yanındayım, tabanın sesi olacağım. Onların için her türlü yanlarındayım. Tüm mülkü amirlerinde, müdürlüklerinde işlerini yaptıracağım. Gaziantep halkı yürekli bir milletvekili adayı istiyor. O da benim inşallah. Peki sayın aday adayım, size şimdiden çok başarılar dilerim. İnşallah yolunuz ve bahtınız açık olur. Biz sizi zaten hayırsever bir vatandaş olarak biliyorduk. Eminiz ki tabanın sesini de mecliste gümbür gümbür duyuracaksınız. Gaziantep'te sıralamaya girdiğimde Gaziantep halkı düğün edeceklerdir. Ben bunu biliyorum. O kadar ki bize büyük bir teveccüh var. Saygılar sunuyorum.